Merhaba arkadaşlar, Random Wiz kanalına hoş geldiniz. Bugünkü ürün incelememiz araç içi telefon tutucu. Bu telefon tutucuyu şu an A101, BİM gibi mağazalarda görebilirsiniz. Biz de bu ürünü daha önceki videomuzdan biliyorsunuz Çin'den almıştık. Size bu ürünü biraz tanıtmak istiyorum. Bu ürünü tanıtış amacımızın asıl amacımız tanıtmak için araçlardaki verdiği zararı en aza indirmek ve daha kullanışlı hale getirmek amacıyla bu ürünün tanıtımını yapıyoruz. Biz ürünün içinden 2 dolar aldık. Ürün ilk çıktığında Türkiye'deki telefon operatörlerinin mağazalarında satılıyordu. Ürünün satış fiyatı o zamanlar 100 ile 150 lira arasındaydı ama şu an A101'de mesela 5 liraya alabiliyorsunuz sanırım. Biz de aynı fiyatı aldık. Biz daha öncesinde almıştık. Çin'den 2 dolar aldık. Yine 5 liraya gelmişti. Ürünün paketinin içinden bir tane çelik top çıkıyor gördüğünüz gibi. Bir tane manyetik aparat var. Telefon arkasına takmak için. Aracı yapıştırmak için bir yapıştırıcı çıkıyor içinden. Ekstra şu paketin içinde, onu da açalım hemen. Ufak yine yapışkanlarla birlikte işte telefonu yapıştırmak için birkaç tane yapışkan çıkıyor. Şimdi asıl konumuza gelelim arkadaşlar. Bunu tanıtıyoruz çünkü dediğim gibi aracın yüzeyine zarar verebiliyor. Gerçekten mesela 3M'in yapıştırıcısı verilmiş yanındaki. 3M gerçekten kaliteli yapıştırıcılar yapar. Şurada da gördüğünüz üzere. Her aracın yüzeyi, bu konsolu yani ön kokpiti plastik olmayabiliyor. Deri, kauçuk vesaire malzemelerden yapılabiliyor. Yapıştırıcılar aşırı zarar verebiliyor. Biz bunu nasıl minimalize edebiliriz ve her telefonda nasıl kullanabiliriz diye düşündük. Sonuçta şu parçalar mesela telefonumuza yapışıyor ve telefonu değiştirdiğimizde ya da aracımızda başka biri kullandığı zaman, örneğin ailemizden biri kullanabilir, o bu telefon tutucuyu kullanamıyordu. Veya onun aracında kullanmak istediğimizde bunu yerinden sökemiyorduk. Aracı satarken ya diyeceksiniz ki 5 lira evet bir şey değil ama sonuçta alan adam bunu beğenmeyebilir ve sökmek istediğinde aracın konsoluna zarar verecektir. İşte birazcık üzerinde düşündük. Öyle çok büyük bir şey değil ama aklımıza gelen bir yöntemle size bunu anlatacağız. Yöntem şöyle başlıyor. Maliyetlerini de söyleyeceğiz biz size arkadaşlar. Birincisi yine BİM'den almış olduğumuz gördüğünüz gibi Heyfer marka bir yüzey için yapılmış telefon tutucusu. Bu gerçekten yani fiyatına göre kaliteli bir şey. Bunu 5 liraya aldık. Gördüğünüz gibi bayağı sağlam bir kuvvet uyguluyorum. Ve telefon tutucumuz oynamıyor. Bu telefon tutucuyu bunun üzerine yapıştıracağız. Böylece sökülebilir olacak bu. Gördüğünüz gibi istediğimiz araca bunu monte edebileceğiz. İkincisi ise bunu her telefonda kullanmak isteyişimiz. Şimdi ben Sony kullanıcısıyım. Örneğin araca kendi telefonumun arkasına şu halkayı yapıştırdığımda başka biri aracımı kullanmak istediğinde ya da aile üyelerinden biri aracı kullanmak istediğinde bu cihazı kullanamayacak. Bunu çözmek için de şöyle bir şey düşündüm. Normal bildiğimiz vantuzlu araç içi telefon tutucu aldım bir tane. Bunu da şu şekilde çıkartıp şu kısmı kullanmayacağım. Kullanacağım kısım şu. Gördüğünüz gibi şu şekilde genişliyor. Biraz daha hızlı genişletelim. Ekstra arkasında bir tuşla da açılabiliyor. Yani tablet 7 inçe kadar, tablet takabilecek kadar geniş boyutlara ulaşabiliyor. Bunu kapatalım tekrar. Telefona takmamız gereken halkayı bu cihazın arkasına şu şekilde montajını yapacağım. Sonra şu görmüş olduğumuz asıl ana parçayı yani bu çelik topu da şu gördüğümüz silikonun üstüne yapıştıracağım ve araca koyacağım. Böylece hem kendi telefonumu hem de diğer aile üyelerinin telefonunu şöyle şimdi gösterelim, montajını da çekeceğiz bunun. Şu şekilde istediğimiz gibi kullanabileceğiz. Hem telefonumuzun yüzeyine bir zarar gelmeyecek hem aracımızın yüzeyine bir zarar gelmeyecek. Videomuzun devamını araçta çekeceğiz arkadaşlar. Az sonra görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu elimde görmüş olduğunuz silikon kılıfa metal topu yapıştıracağımızı söylemiştik daha önce. Gördüğünüz gibi gayet sağlam. Şu şekilde düşmüyor zaten, yapışık vaziyette.
Şimdi arabamızın konsolunu görelim. Arabamızın konsolunda gördüğünüz üzere herhangi bir düz zemin yok. Şu topu yapıştırıp tutturabileceğimiz ve arabanın konsolu daha önce bahsettiğim gibi deri. Ve biz bunu sökerken zarar gelebilecek korkusu yaşıyoruz. Hani bu riski göze almamak için sadece 5 liraya şu silikonla çözüm bulabiliyoruz. Ve bunu söküp istediğimiz yerde kullanabiliyoruz. Örneğin buraya bu şekilde yapıştırabiliriz. Ve hiçbir şekilde gördüğünüz gibi oynama yapmıyor. Bayağı bir kuvvet uyguluyorum. Ya da bunu buradan söküp konsolun şu kısmına yapıştırabiliriz ki ben böyle kullanmayı tercih ediyorum. Sonrasında şu görmüş olduğumuz telefon tutucu cihaz sayesinde, daha önce de size söylemiştim, manyetik diski bunun arkasına yapıştırdık. Kırmızı tarafı vardı bu 3M yazan, hatırlarsanız. O kısım dışarıya gelecek şekilde yapıştırdık ki sağlam tutsun diye, şu an oynamıyor. Bu gördüğünüz cihazı da buraya şu şekilde bırakır bırakmaz zaten sabitliyor kendini. Şöyle göreceksiniz, her türlü durabiliyor. Şimdi buraya bir telefon bağlayalım. Gördüğünüz üzere telefonumuzu bu şekilde sabitleyip istediğimiz açıda oynatabiliyoruz. İstersek yan kullanabiliyoruz, istersek dik. Hatta bunu böyle buradan sökelim. İşte görmüş olduğunuz şu cihaz sayesinde hem telefona, yani şu metal diski telefona yapıştırmadan istediğimiz telefonu kullanabiliyoruz. Gerek Android gerek iOS cihazlarımızı ya da navigasyon cihazımızı da bağlayabiliriz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Soru sormak isterseniz alttaki yorumlar kısmında soru bırakıp cevabını en kısa zamanda ileteceğiz.